Gülay Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sizleri gördük daha iyi olduk. Öncelikle biz de sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz ve ağırladığınız için çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben röportajıma öncelikle Gülay Hanım'ı tanıyarak başlayacağım. Gülay Hanım kimdir ve eğitimle tanışmanız? Buyurun. Gülay Güneş, 1968 doğumluyum. Bizim Canı Anaokulu kurucu müdürüyüm. Üniversite eğitimime İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği'nde başladım. Sonrasında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünü bitirerek biyolog ve biyoloji öğretmeni oldum. Halen açık öğretim sosyoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Hala devam eğitimi. Ne hala güzel. Devam inşallah. 26 yıldır eğitim sektöründeyim. Okulumuz yani oldukça köklü bir okul. Tanıyalım. Yani bu bizler 26 yıldır bu işi severek yapıyoruz. Ve 26 yıldır okulumuza sürekli yenilikler kazandırıyoruz ve kazandırmaya da devam edeceğiz inşallah. Biraz da şundan bahsetmek istiyorum. Evet, yenilik yolunda ilerliyorsunuz, sürekli evet. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Eğitimlerde neler var peki? Eğitimlerde öncelikle çocukların karakter eğitimi yani ve onların ruhsal gelişimine önem veriyoruz. Evet. Bize çünkü yani sağlıklı ruha sahip, mutlu, idealist nesiller gerekiyor biliyorsunuz. Bu yönde çalışmalarımız var. Ve tabii ki fen ilimlerinden de faydalanıyoruz. Matematik, deneyler, robotik kodlama, satranç. Bunun dışında piyano eğitimimiz var. Yani kızınız da iyi bir piyano çalıyor orada. Kızım da bu arada güzel bir piyano çalıyor. Kendim de halen piyano eğitimi almıştım daha önce ve eğitime devam ediyorum. Ve buradaki çocuklara katkıda bulunmaya çalışıyorum. Kendim piyano eğitimi veriyorum. Kendiniz veriyorsunuz. Kendim veriyorum, evet. Güzel. Ve çok severek. Benim amacım orada çocuklarla beraber birlikte, daha yakından birlikte olup onlardan enerji alabilmek. Çünkü gerçekten onların yanında kendimi çok daha dinç ve genç hissediyorum. Yani siz aslında küçük kalplere burada büyük dokunuşlar yapıyorsunuz. Evet, evet inşallah. Yani bunlar inşallah. Çok önemli ama bu evet. Konuda ailelerle de bağlı çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Aileler de çok önemli. Evet, öğrenciler burada çok ciddi kesinlikle. Zamanlar geçiyor, etkinlikler yapıyor ama evet. Aileler neler yapmalı sizce? Şimdi şöyle, siz zaten, de bir annesiniz çünkü. Kesinlikle. Yani onun vermiş olduğu mutlaka çok güzel katkılar var. Eğitim zaten her zaman bir sac ayağına benzetilir. Okul, aile ve çocuk. Üçü birlikte dengeli çalıştığında inşallah bakıyorsunuz çok güzel, verimli güzellikler elde ediyorsunuz. Yoksa biz burada çok güzel şeyler yapalım. Aile evde desteklemesin bir yere kadar. O yüzden her an ailelerimizle işbirliği halindeyiz ve gerçekten de çok güzel destek alıyoruz. Burada yani eğitim anlamında birçok eğitimler var ve bunları burada etkinlikler de yapıyorsunuz değil mi? Dışarıda özellikle. Tabii ki gezilerimiz var. Özellikle oyun parklarına götürüyoruz çocuklarımızı, tiyatroya götürüyoruz. Önümüzde yani bu ay içerisinde pandemi ekibi gelecek inşallah İstanbul'dan. Yani bu hafta içerisinde. Bu ay içerisinde. Bu ay içerisinde. Ay 21'iydi sanırım. Yani biz çünkü çocukların duysal hani duygusal gelişimlerine de ağırlık veriyoruz biliyorsunuz. IQ çok önemli ama bu arada EQ'larını da desteklemek lazım. Bu da drama ve tiyatro ile oluyor. Evet. Aynı zamanda yani onların özgüven kazanmaları bizim açımızdan çok önemli. Şu an biliyorsunuz birçok insan her şeyi biliyor ama kendisini ifade eden kazanıyor. Bizler öyle bir nesil istiyoruz. Evet. Ve bu konuda ben velilerime özellikle çok teşekkür ediyorum. Bizi her konuda destekliyorlar. Her türlü etkinliklerde ve çok yanımızdalar değil mi hep? Her zaman yanımızdalar. Evet. Gerçekten onların desteğiyle çocuklarımız çok iyiye doğru gidiyorlar inşallah. Bir de şuraya değinmek isteyeceğim ben. Burada çok profesyonel bir öğretmen kadronuz var. Alanlarında kesinlikle. Uzman. Biraz bahsedelim kesinlikle. Mi kadromuzdan? Tabii ki. Kadromuz zaten bu işin eğitimini almış olan arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımız. Okulumuza gelen rehber öğretmenimiz var haftanın iki günü. Aynı zamanda psikoloğumuz var. Bu konuda gerçekten bizleri de yönlendiriyorlar. Velilerimizi de onlardan çok istifade ediyoruz. Ayrıca onlara çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi. Yani hep birlikte güzel olmalıyız ki güzel şeyler elde edebilelim. Hani bir puzzle parçası olarak düşünürsek bizim Can Anaokulu'nda evet. Her şey yerli yerine ne kadar her güzel. Her şey yerli yerine. Ve çok keyifli yemekler var burada. Evet. Hepsi organik çocuklarınızı. Biraz bahsedelim mi yemeklerden evet. De? Aşçımız gerçekten çok becerikli bir bayan. Özellikle ona da çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, yemeklerine sağlık. Yoğurdumuzu kendisi yapıyor. Hatta yufkamızı bile kendisi açıyor. Evet. Ve leziz yemekleriyle bizi çok güzel özellikle
özellikle çocuklarımızı besliyor. Evet. Taze, kendisi mesela alışverişe gittiği için ürünlerimiz çok güzel, güvenilir. Bu açıdan çocuklarımız çok şanslı. Evet, ne kadar güzel. Peki, hedeflediğiniz yerde misiniz? Buraları hayal ediyor muydunuz 26 yıllık periyotta? Evet, son olarak bunu soracağım size. Hemen hemen hedeflediğimiz yerdeyiz ama çok daha güzel hedeflerimiz var. İnşallah daha iyi doğru gitmek istiyoruz ve biz her yeniliğe açık bir okuluz. Yani, evet, sürekli takip ediyorsunuz değil mi? Sürekli takip ediyoruz yenilikleri. Yani güzel olan şeyleri seçerekten çocuklarımızla inşallah istifade etmeye çalışıyoruz o güzellikleri. Ve çok da faydasını görüyoruz. İtfaiye gezisi, müze gezisi, kütüphane, çömlek atölyesi, piknikler. Ne kadar güzel burası. Evet, yüzme kursları. Yüzme kursları. Evet. Hayvanat bahçesine gidiyoruz. Hı-hı. Hacivatlarımız, karagözlerimiz. Ne kadar güzel eski çocukluğu yaşatıyorsunuz burada. Evet. Olması gereken zaten. Gerçek hayatın içinde. Evet. Hem çocukları eğiterek, eğlendirerek, yaşayarak birçok şeyi vermeye çalışıyoruz. Evet. Eğitim hayatına baktığımız zaman Gülüyor Hanım, irili ufaklı eğitimler, faaliyet gösteriyor. Tek değilsiniz. Yani, gerçi bu. Peki tabii. Sizleri diğerlerinden ayıran özellikleriniz neler? Neden bizim Can Anaokulu mesela? Evet. Şimdi şöyle, diğer okullarda olduğu gibi zaten anaokul eğitimimiz en güzel şekilde devam ediyor. Evet. Bu arada biz milli ve manevi değerler eğitimi de veriyoruz çocuklarımıza. Önemsediğimiz eğitimlerden birisi. Sağlıklı nesiller için bunlar zaten gerekli. Biz de bu yolda başarılar dilerim sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman biz herkesi buraya davet edelim. Evet. En azından sizlerle bir tanışmaya, bir çay kahve içmeye davet edelim. Evet, evet. İnşallah her zaman için bekleriz. Yani evet. İler çocuklarının gelmesi gerekmiyor. Tanışmak için, evet. Birbirimizden faydalanmak için her zaman evet. Bekliyoruz. Evet, bunlar da önemli bilgiler. Kesinlikle. Evet. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun.